Yeni gelenler için ben Melike. Bugün sizlere daha önce söylemiştim çeyizlerimin aşağıda olduğunu ve çok aldabilecek yerlerde değillerdi. Ama daha ortada olanlardan küçük ev aletlerim vardı. Onları bugün size göstermek istiyorum. Nereden aldım, ne kadar aldım bunları söyleyeceğim. Ya tabii bu çeyiz aletlerini bu arada, ya pardon, bu küçük ev aletlerini bu arada ben bayağı oldu alalı. O yüzden yani şu anda muhtemelen fiyatları zaten aynı değildir. Ama yine de daha kullanmadım. Hani nasıldır, memnun muyum bunu da söylemeyeceğim. Sadece neler aldığımı sizlere de göstermek istiyorum. Fiyatları da yani 1,5-2 yıl önce falan aldığımı düşünürsek şu anda bayağı bir fiyat oynaması vardır diye düşünüyorum. O zaman videomuza geçelim. İlk önce ben büyük olarak elektrikli süpürgemden başlayayım. Şu şekilde birazcık da ağır elektrikli süpürgem. Philips'in Ultimate, Marathon Ultimate modeli. İçeriğinden bahsedeyim biraz. Şöyle biliyorsunuz zaten her makinede olan borusu. Bunun 3 tane başlığı var arkadaşlar. Bu şekilde, şu, bu ve bu. Bu şekilde. Bir tanesi böyle daha ince zeminlere girmek için olan bir başlık diye düşünüyorum. Bir tanesi daha sert halı gibi böyle arasında böyle kırıklar kaçan yerleri süpürmek için olan bir başlık diye düşünüyorum. Diğerinin içinde, diğeri de günlük kullanım. Bu günlük kullanım diye düşünüyorum. Uzaktan kumandalı bu arada. Bu arada ben bunu aldığım zaman fiyatı 1600 liraydı. Yani güncel fiyatı o zamanki 1600 ile 1700 arasında değişiyordu. Ben hafta sonu indirimi vardı. Hepsi buradan 1300 liraya aldım. Yani 1300 liraya geldi bana. Ve şu anda bunun hatta şöyle göstereyim. Modeli FC992407. İnternetteki şu anki fiyatına baktığımız zaman, ya ben yine zam gelir diye düşünmüştüm zaten o zamanlarda, ama yani bu kadar fazla, bu kadar abartı bir zam geleceğini düşünmedim açıkçası. Şu andaki hepsi burada da fiyatı 3700 lira. Yani hani bu artık yani başka bir şey, yani hani zamdan başka bir şey gerçekten. Başlıkları içinde şunu söyleyebilirim. Bu gösterdiğim günlük zemin başlığı değil, Z şeklinde olan başlık. Şu yani. Tozu ve daha büyük kırıntıları ileri itmeden hava kanalıyla yönlendiriyor. Yan hava kanalları kenar boyunca mükemmel temizlik sağlıyor. Artık büyük kırıntıları temizlemek için başlığı çıkarmanıza gerek kalmaz diye bu şekilde açıklamışlar. İnce olanı da daha ince yerleri, giremeyen yerleri, büyüğün giremeyen yerlerine ulaşması için Trivi Active Max başlıkta, yani şu günlük kullanıma uygun dediğim başlıkta zemini kusursuz bir şekilde yapışarak tek seferde 3 temizlik işlemi uyguluyormuş. Bu şekilde. Bunu kullanan arkadaşım da kullanıyordu. O da çok memnun olduğunu söylemişti. Teyzem de kullanıyordu. Bana ilk teyzem söylemişti. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Bir de zaten makinede hani böyle yine çok uzun ömürlü giden bir şey. Daha iyi olmasını tercih ettim. Ama dediğim gibi şu anki fiyatıyla aldığım zamanki fiyatın arasında dağlar kadar fark var. Bunu şu şekilde ben buraya koyayım. Buradan incelersiniz. 2400 wattmış bu arada. Vakum temizliği. Ütüme geçeyim. Ütüm Tefal. Şu şekilde. Bu ütüyü de ben daha yeni aldım. BİM'e gelmişti. BİM'den aldım. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben yine Philips'in Azur buharlı ütüsü vardı. Onu istiyordum ama o, ben istediğim zamanlarda aynı şekilde o da 300 küsür liraydı. O zaman da almadım. Daha sonra alırım, daha zaman var deyip beklettim. Keşke alsaydım. Şu an çok pişmanım. Şu an onun fiyatı 700-800 lira arası, o istediğim ütünün fiyatı.
Ben kazanlı ütüyü pek sevmiyorum yani istemiyorum. Çok yer kaplıyor. Bir de çok büyük yani. Onu al oraya taşı, onu al oraya taşı. Yani saklamak için de sıkıntı. Yani hiç düşünmedim bile. Tercih de etmiyorum. Bunu da annemler tefal kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Annemler tefal kullanıyorlar yıllardır. İyi olduğunu biliyorum yani ütünün. O yüzden tefali tercih ettim. Yani denemek amaçlı aldım açıkçası. Bana yani böyle çok aşırı her gün ütü yapacak bir insan da değilim. Yani nasıl söyleyeyim? Her gün gömlek giymiyoruz. Her gün kumaş pantolon giymiyoruz. O yüzden ufak tefek şeyleri zaten ütülemek daha kolay. Onlar için hani çok çok şu anda özelliği olan bir ütü tercih etmedim. Tabii ki bozulursa falan yine dediğim gibi o Philips'in Azure ütüsünü almayı düşünüyorum. Yani şu an aklımdaki o. Ama inşallah indirime girer mi? Girse bile ne kadar indirime girer şu anda? 700 lira yani en fazla. Olsa olsa 500 lira olur. O zaman alırım diye düşünüyorum. O zaman şimdi mutfak için küçük ev aletlerime geçeyim. Şu şekilde arkadaşlar ben mutfak için küçük ev aletlerimi Karaca'dan aldım. Biraz ağır, kusura bakmayın, kaldıramıyorum. Bu burada resimdeki gösterilen rengi pembe ama benimkiler pembe değil. Şu şekilde bunu da bunları da daha aldığım zaman sadece bir kere bakmıştım. Ondan sonra bir daha hiç açmadım. Yani şu an ilk defa sizinle birlikte açacağım. Bu kutumuzdan başlayalım. Bu kutumuz neymiş? Kutumuz çaycımız. Ben kırmızı olarak zaten hani internet sitelerinde vesairede gördüğüm zaman kırmızıyı çok beğenmiştim. Aslında siyah istiyordum ama aldığım zaman rose gold vardı. Pembe yani rose gold vardı. Kırmızı vardı. Mavi vardı yanlış hatırlamıyorsam. En güzel renk kırmızıydı. Yani kırmızıyı da çok seviyorum ama siyah olsaydı siyahı tercih ederdim. Şu şekilde çaycımın üstü. İçerisinde yani bu setin içerisinde kahve makinesi var. Yine kahve makinem de kırmızı. Bu şekilde. Aslında ben şu telve olan kahve makineleri ya böyle büyük işte tezgah koyulabilen kahve makinelerinden istiyordum. Ama şu anda setin içinde olduğu için yani o da kahve yapıyor, bu da kahve yapıyor ve aynı kapısı zaten 3 tane 4 tane alıyordu. Bu da aynı şekilde. O yüzden şu anda düşünmüyorum. Artık kendi evime geçtiğim zaman orada kendi yaptırdığım mutfağa uygun şekilde alırım diye düşündüm sonradan da. Bu da çaycımın altı. Rengi yine siyah. Yani bu aslında en büyük şeyi siyah olması. Bunu çok sevdim. Yani buraları kırmızı evet ama detayları kırmızı. Yani kendisi siyah. Şu şekilde. Kapağı vesaire içerisinde. Rose gold yazıyor ama rose gold değil. Ben bunu aldığımda bu arada fiyatını demin söyledim mi hatırlamıyorum. 899 liraydı. Yani 900 liraydı. Şu şekilde. Ha, ölçekler nesi. Altında blender'ı. Hatta ben şu şekilde göstereyim size. Şu set. Setim bu şekilde. Rengi kırmızı. Şekilde tercih ettim. Zaten kırmızıyı da çok seviyorum. Çok sevdiğim bir renk. Şu andaki fiyatına sizin için yine bakayım. Ben bunu aldığımda dediğim gibi 899 liraydı ve kampanyanın bitmesine sadece 2-3 gün vardı. Ve Karaca'dan aldım. Karaca'da tek renk yani tek kırmızı bir iki tane vardı. Bir tanesini benden önce bir bayan geldi aldı. Bunu da ben aldım. Şu anki fiyatı hepsi burada da 1270 lira. Maliyetli benim
red yani kırmızı olanın fiyatı 1270 lira yani 1300 lira. Şöyle göstereyim. Şu anda tabii ki Karaca'da bu set yok. Yani şu anda daha yeni setler oluşturulmuş. İşte içerisinde elektrikli süpürge falan konulmuş. Ama ben ayrı olmasını daha çok aslında tercih ettim diyebilirim. Çünkü Karaca'nın elektrikli süpürgesini daha önce hiç duymadığım için ondan tereddüt edebilirdim. Ama bu yemek takımlarım olsun, işte tencere setlerim olsun hepsi Karaca'dan. Çünkü yine dediğim gibi teyzemler daha öncesinde kullanmışlardı. Çok memnunlardı. O yüzden ben de Karaca'yı tercih ettim. Yani en iyisinin aslında Karaca olduğunu duydum. O yüzden onları tercih ettim. Bu küçük ev aletleri... Küçük gibi konuşamadım. Küçük ev aletlerine de aynı şekilde yine Karaca'nın en iyisi olduğunu duydum. Artık kullanıp göreceğiz. Bakacağız bakalım. Nasıl çıkacaklar? İnşallah az tadıyla kullanmak nasip olur. Tost makinemi özellikle hiç açmadım. Yani aldığım zaman bakmadım bile. Çok da ağırmış yani. Bu şekilde. İnşallah bunları geri yerine koyabilirim. Tost makinemi şu şekilde göstereyim. Ortası sanırım granit. Buradan görünüyor mu? Şöyle. O da bu şekilde. Tost makinem de gördüğünüz gibi kırmızı. Onu geri yerine koyalım. Maharetli setimi de buraya koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten set olarak da bu şekilde. Tost makinenin içi granitmiş dediğim gibi. Bu da blender seti. Çay makinesi ve kahve makinesi bu şekildeydi. Ben bunların hepsini dediğim gibi 900 liraya almıştım. Ve kullanan insanlardan okuduğum yorumlar çok olumlu ve güzeldi. O yüzden ben de Karaca tercih ettim. Evet arkadaşlar son olarak elektrikli aletim olarak telefonum neredeydi? Saç kurutma makinem vardı. Saç kurutma makinemi de açıkçası ona çok özen göstermedim. 101'e gelmişti A101'e. Oradan 75 lira aldım. Şu diye hatırlıyorum. Ama o şu an kutularımın içinde olduğu için hangi kutunun içinde olduğuna dair bir fikrim yok. O yüzden onu çıkartamadım. Şimdi yani böyle göstermek istedim. Artık evime geçince inşallah orada ev videosu vesaire çekerken öyle o şekilde gösterebilirim. Şimdi ben beyaz eşyalarımı Arçelik'ten aldım. Arçelik'ten aldığım için Arçelik bana size işte 250-300 lira değerinde bir hediye paketi hazırlayacağız dediler. Hediye paketin yani hani ne olduğunu merak ettim açıkçası. Çünkü Arçelik'te beyaz eşya dışında ne olabilir diye düşündüm. Bana hazırladıkları hediye paketini şu anda size göstereceğim. Çok gerek var mıydı derseniz hiç gerek yokmuş. Aslında onun yerine ütü gibi bir şey verseler. Atıyorum daha uygun fiyatlı yani 250-300 liraya denk gelen bir ütü verselerdi. Benim için daha makbule geçerdi. Şu şekilde... Bir tava çıktı. Şu şekilde. Kocaman bir tava. Ne için kullanılıyor bilmiyorum. Yani yemek yaparken falan kullanırım muhtemelen. Şu şekilde bir bıçak ve kesme aleti seti çıktı içerisinden. Hiçbir şey açamıyorum bugün. Bunu zaten hiçbir zaman açamadım. Daha önce 3-4 kez falan baktım içine. Ama her seferinde açamıyorum. Nasıl açılıyor? Buldum sonunda. Şu şekilde bir set. Seramik bıçak seti. İçerisinde şöyle bir bıçak var. Seramik. Şu şekilde bir soyacak var. Bu da seramik. Dediğim gibi çok gerekli miydi gerçekten? Bilmiyorum. Bu da herhalde yine soyacak gibi bir şey.
Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Bu şekilde bir set göndermiş. Sağ olsun ama daha gerekli bir şey gönderebilirdi diye düşünüyorum. Sonuçta ben oradan beyaz eşya aldım. Beyaz eşyanın yanında hani ütünüz var mı diye sorabilirdim mesela diye düşünüyorum. Ya da ona benzer herhangi bir nasıl diyeyim atıyorum küçük elektrikli bir aleti diye düşünüyorum. Şu şekilde temizlik ve bakım seti vermişler finish'in. Aynı şekilde bir tane daha. İçerisinde parlatıcı var. Özel tuzu var. Makine temizlemesi var. Böyle şeyler. Bu şekilde termos. Neden yani? Neden yani bunlar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani görünce ben de dedim ki belki sorarlar hani ütünüz o zaman aldığımda ütüm yoktu. Sorarlar belki hani ütünüz var mı ya da istediğiniz bir küçük ev aleti var mı? Atıyorum 200 lira 300 arasında şu modellerimiz var, şunlar bunlar var. Bunlardan istediğiniz var mı diye sorarlar diye düşünmüştüm. Ama maalesef hiçbir şekilde sormadılar. Şu şekilde dondurma seti diyor ama içindeki kaşıkları da zaten kırılmış. Seramik bu o yüzden. Yok plastikmiş ama kırılmış. İçindeki şeyler. Yani bir milyonculardan da bulunabilir bunlar diye düşünüyorum. Şu şekilde bir tane cam kase. Yani gerçekten bunları nereden bulup getirip bana verdiler. Gerçekten merak etmiştim yani bu paket bana ilk geldiğinde. Şu şekilde de bir... Yine bir gürültü. Şu şekilde de bir kızartma tenceresi. Yani burada bunun içerisinde en gerekli olanları tavalar diye düşünüyorum. Yani en işe yarar olanları tavalar diye düşünüyorum. Yani Naim Çelik'e teşekkür ediyorum. Ama gerek var mıydı? Maalesef. Yani böyle bana dediğim gibi bir ütü gibi bir şey verseydiniz daha çok sevinirdim diye düşünüyorum. Daha çok mutlu olurdum. Yani bunlar ufak tefek. Yani her yerde bulabileceğiniz şeyler. O yüzden pek hoşuma gitmedi açıkçası. Olsun, hediyedir. Kabul ettik. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Son olarak yine Karaca'dan bir tane minik bir çaydanlık aldım. O minik çaydanlığımı size göstereceğim. Çok tatlı, ufak. Yani böyle iki kişilik. Benim setimin içerisinde vardı ama onlar büyük. Yani böyle tek başımayken ya da zaten Hakan'la ikimiz olacağımız için şu anda ikimize normal günlük kullanabilirim diye küçük bir çaydanlık aldım. Şimdi onu göstereyim. Böyle. Karaca'da indirim vardı arkadaşlar. İndirimden aldım. 190 liradan 120 liraya düşmüştü. Şöyle minnak bir çaydanlık. Demliğimiz küçücük. Altını da çıkarttım. Şu şekilde minnacık tatlış bir çaydanlık aldım. Çok tatlı. Fiyatı 120 lira Karaca'dan. Bugünlük küçük ev aletlerim bu kadardı. Gelen hediyeler ve Karaca'dan aldığım minik çaydanlığım bu şekildeydi. Fiyatları da bu şekildeydi. Yeni güncel fiyatları da size gösterdim. Aldığım fiyatları da söyledim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kullandıktan sonra yorumlarını da aslında merak edenler için yorumlarını da yapmak isterim. Ama gerçekten bu makineden yani hiç şu ana kadar hiç memnun kalmayan duymadım. Bundan set olarak ya da Karaca olarak kullanan pek etrafımda insan yok. O yüzden bunu bilmiyorum henüz. O yüzden bunu kullanınca artık hep birlikte evimizde hep birlikte sizlerle de birlikte görmüş oluruz inşallah. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.